Merhabalar gençler, YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, akım geçen iki telin birbirine uyguladığı manyetik kuvvet, ikinci manyetik kuvvet türüyle baş başayız arkadaşlar. Bunun anlatımını elden geldiğince yapmaya çalışacağız. Evet, üzerinden akım geçen teller birbirlerinin etkileşim alanına konulursa bakın normalde bir manyetik etki gözükmüyor. Fakat neydi kuralımız? Bakın, daha önceden bulduğumuza göre bakın iyi bir akım bu yönde geçiyor değil mi? Bakın, burayı ne yapıyor? Çarpı şeklinde. O zaman çarpı şeklinde birinci B1 biçiminde manyetik alanlar bırakıyor burada. Aynı şekilde I2 akım, bakın akım bu yönde geçince buraya çarpıyken I2'nin I1'in olduğu yere nokta şeklinde B2 manyetik alanları konuluyor mu bir de? Şimdi bir önceki videoda ne paylaşmıştık? Akım geçen tel bir anda manyetik alana girmiş oldu. Aslında bunlar birbirlerinin. O zaman bakın I1 nasıl dikkat ederseniz yukarı doğru. Şöyle baş parmak yukarı. Dört parmak bize doğru geliyor. Attığımız tokat sağ tarafa ya da şöyle de gösterelim biraz da akım bu yönde. B de yukarı doğru olunca değil mi şöyle? Şu şekilde. O zaman atacağımız tokat bu tarafa doğru. O zaman bir anda buna bu yönde bir F1 kuvveti gelecek. Peki ikinci tele gel. Akım bu yönde. Manyetik alan çarpıysa at tokatı sola doğru bir F2 kuvveti etki edecek. Ve bu kuvvetler, o zaman bakın buradan güzel bir sonuç çıkarttık. Aynı yönlü akım geçen teller birbirlerini ne yaparlarmış? Çekerlerken zıt yönlü akım geçen teller birbirlerini iter. Bakın buraya çok çok dikkat edin. Hep aynı cinsler iter derdik. Bu sefer çeker oldu. Kuvvetin değerini bulduk. F eşittir K2 I1 I2 L1 falan diyoruz ama nasıl bulduğumuzu bir minik kenarda ispat etmek istiyorum. O yüzden sonrasında sonucu bilin ama. Mesela birinci tele etki eden kuvvet. F1. Neydi formülümüz bizim hemen? I1 çarpı telin uzunluğu L1 ama üzerindeki manyetik alan B2 değil mi? ILB'den türeteceğiz. O zaman yazalım bakalım. F1, I1, L1. Peki ikinci telin buradaki manyetik alanı nasıl buluyorduk? İlk bilgi daha K2 I2 bölü D olmadı mı? Şimdi bunu yerine koyarsanız da bakın F1 biraz toparlayın. K2 I1 I2 L1 ve de D gibi bir faktörden elde edilmiş oldu arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere formül de bakın tutarlı hale geldi bu ikisi. Şu anda en azından formüller aynı. İkisi de I1, I2, L bölü D ile bulunuyormuş. Hatta buraya minik bir ilave yapalım. Şimdi mesela ne dedik? Az önce aynı yönler birbirlerini çeker dedik. O zaman I1 ve I2 aynı yönlü olunca ne olacak? Bunu etkileyen kuvvet F1, bunu etkileyen kuvvet F2 nedir? Birbirlerine doğruyken. Bakın burada akımlar zıt olduğuna göre bunu etkileyen kuvvet bu yöndeyken bunu etkileyen F2. Tabii akla şu soru işareti geliyor. Hep böyle mi olmak zorunda diye? Değil tabii ki. Mesela bakın I1 bu yönde verilirse. Bakın bu tarafta I2'ye çarpı şeklinde B1 manyetik alanları geliyor mu buralara? Çarpı şeklinde B1. O zaman bakalım buna etki edecek mi kuvvet? Hadi bakalım. Baş parmak akımın yönünü gösterirse. Dört parmak neydi? Çarpıydı. At tokatı buna da yukarı doğru bir kuvvet gelecek arkadaşlar. İşte bakın böyle bir parça da var. Bu sefer illa aynı yönün zıt yönü olmak zorunda değil. Mesela I1 bu çerçeveyi ne yapar? Bakın çerçevenin bu kısmını ne yapar? Kendi tarafına doğru çeker mi burayı F1? Size bir ipucu. Çerçevenin bir kenarını bulduysanız hepsini buldunuz demektir. Hepsi dışarı doğru diye hemen buna bu yönde F2 kuvveti, buna bu yönde bir F3 kuvveti, buna bu yönde bir F4 kuvveti diye bulabiliriz arkadaşlar. Yani ille ve ille aynı yön zıt yön olayımız olmak zorunda değil arkadaşlar. Hadi bakalım. Örnek sorulara başlayalım bakalım. Sayfa düzleminde paralel bir şekildeki yerleştirilen tellerin birbirine uyguladığı kuvvet F'miş. Bakın F neydi? K 2 I1 I2 tellerin bir tane L bölü D. Sonsuz uzunluk falan değil diyorlar. Zaten genelde K 2 ve L ile işimiz yok. I bölü D. Diyor ki buna F demişiz. Buna göre tellerden geçen akımlar ve D mesafesi iki katına çıkarılırsa diyor. O zaman yazalım. Akımlar iki katı. 2 I1. 2 I2. Ama mesafe de iki katına çıktı. O zaman bunlar giderse ne oldu? Bir anda 2 I1 I2 bölü D haline geldi. O halde kuvvet de bir anda iki katına çıkmış oldu deyip C şıkkı gibi bir cevap bulabiliyoruz arkadaşlar. Ne demiş? Sayfa düzlemine eşit aralıklarla konulmuş sonsuz uzunluktaki tellerden K teline etki eden kuvvet F'tir. Şimdi formülü bir hatırlatalım. F neydi? K 2 I1 I 2 L bölü D. Bakın sonsuz uzunluk, birim uzunluk gibi kelimeler kullanırsanız bunlar bitecek. I bölü D. Bakın K'yı etkileyen kuvvet. Önce neydi? Aynı yönler birbirlerini çekerdi. K'yı etkileyen. L K'yı kendine doğru çekti mi? KL.
M ise bununla zıt yönlü olduğu için bunu ne yaptı? İtti. KM kuvveti de bu. Bakalım neymiş bu iş? KL arası kuvvet. Ne diyor? Aralarında sayfa eşit aralıklarla. O zaman buralara da D yazalım. Biraz rahatlasın soru. O zaman başlıyorum. KL arası kuvvet. Bakın bununla bu. Hemen ne yapıyorum? Akımlarını çarp uzaklığa böl. 2i çarpı i bölü ikisinin arasındaki mesafe D. Yani 2i kare bölü D. K ile M arasındaki kuvveti de bulalım bakalım. Bakın bu 2i. Bu i olursa 2i'ye i bölü araları 2D olunca ne oldu? Bu da i kare bölü D. E bunlar zıt yönlüye. O zaman ben bunları çıkartıyorum. 2i kare bölü D'den i kare bölü D çıkarsa i kare bölü D kalmış ve siz buna F demiştiniz. Bu bitti. Şimdi ne diyor? Peki L'ye etki eden kuvveti soruyor. Hadi bakalım L'ye çalışalım. Aynı yönler çekerdi. O zaman L telini K kendine doğru çekti mi? KL. M de zıt yönlü olunca bunu itti mi? FLM kuvveti de bu oldu mu? E o zaman ne yapıyoruz hemen? L'ye etki eden kuvveti bulmaya çalışırken o zaman 1. KL kuvvetini bulacağım. Sonra LM kuvvetini bulacağım. Aynı yönlü oldukları için toplayacağım. Bakalım. KL arasını yazıyorum. 2i kare bölü d mi oldu? Bakın 2i çarpı i bölü d. Değil mi? Peki bu ne oluyor? i bölü d yani i kare bölü d. E aynı yönlü olduklarına göre bunları toplarsam 3i kare bölü d yaptı mı? i kare bölü d'ye f dediyseniz o halde bunu etki eden kuvvet de 3f diye bulmuş olacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. KLM telleri yerleştirilince L'ye etki eden kuvvet 0 oluyormuş. Bunu etkiledim. Bakın hemen uyanalım. K ne yapar bunu? Aynı yönler çekiyor. Çekiyor. O zaman buna 0 olabilmesi için ne olması lazım? M'nin de bunu çekmesi gerekir miydi? Değil mi? Sonra da bu kuvvetleri ne yapacağız? KL arası kuvveti, ML arası kuvveti eşitleyeceğim. Bu iş bitecek. O zaman bunun da bunu çekmesi için o zaman bundan bu yönde akım yani bir yönde akım geçmeliydi. Ve geçen akımın da değeri ne olsun? İm diyelim. Bilmiyoruz. E kuvvet neydi? K 2i1 i2 l bölü d. K'ları 2'leri ve l'leri atarsam i bölü d. Bakın k ile l arası kuvvet. 2i çarpı i bölü d eşittir. ML arasını yazıyorum. i çarpı im bölü 2d. Bakın i'ler gitti. D'ler de bir tane gitti. O zaman im'nin cevabı 4i olmalı ve de bir yönünde olmalıydı deyip E şıkkı gibi cevap bulabiliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Eşit bölmeli, yatay düzleme, dik yerleştirilmiş x, y, z tellerinden geçen akımlar gösterilmiştir. Y teline etkiyen bileşke manyetik kuvvet hangi yöndedir arkadaşlar demiş. Bakın ne yapıyorduk? Aynı yönler çeker demiştik. X o zaman y'yi ne yapacak? Kendisine doğru çekecek değil mi? Aynı yönlü. X ile y arası kuvvet bu. 2 ile i zıt olunca z de y'yi buraya doğru itecek mi? Zaten manyetik kuvveti soruyor. Sonra kuvvetimizin değerini hemen yaz kenara. Neydi? K 2 i 1 i 2 l bölü d'ye göre. K 2 ve l'ler derse i bölü d'den yazacağım. Bakın x ile y 6 i'ye 3 i bölü uzaklık 3 d. 3'ler de giderse 6 i kare bölü d. E buna gelirsek z'ye bakın 3 i'ye 2 i bölü aralarındaki uzaklık bakın 2d. E bu da giderse 3 i kare bölü d oldu mu? E bakın 3'e 6 yani ne gibi oldu? Bu tarafa 3f, bu tarafa 6f veya biraz daha sadeleştirirsek f'e 2f şeklinde bir vektöreldik göstereceğiz. Bakın f buraya, 2f buraya ise bu iki vektörün bileşkesi de bakın tam şuraya gelecektir. Yani 4 numaralı vektörün bileşkesine benzeyecektir arkadaşlar. Ne demiş bakalım? Üzerlerinden geçen akım şiddetleri verilen KLMN telleri dik biçimdeyken N'ye etki eden bileşik kuvvet F1'miş. M teli sistemden çıkarılınca F2 olmuş. Şimdi kuvvet neydi? K 2 i 1 i 2 L bölü D. Bakın tık 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 gitti i bölü D. Şu anda N'ye bakıyorum. Ne yapar? Aynı yönler çekerdi. K bunu ne yaptı? Çekti. KN arası kuvvet bu. Sonra L teli neyi ne yaptı? Çekti. FNL. M teli de kendisine gelmesini istedi. FMN değil mi? Oldu. Şimdi formül neydi? II bölü D. O zaman yazıyorum. KN arası. II yani i kare bölü 3D. Buna bakıyorum. 2i'ye i olunca 2i kare bölü 3D. Buna bakıyoruz. i'ye i olunca i kare bölü 4D değil mi?
Bakıyoruz, bu işi bitirelim bakalım. Bunun da bu zıt yön olduğuna göre hemen 2i kare bölüden i kare bölü şu tarafa doğru i kare bölü 3 de şu tarafa doğru da i kare bölü 4 deymiş, değil mi? Ve siz bu bileşik kuvvete de ne diyorsunuz? F1, değil mi? İsterseniz paydaları biraz eşitleyelim de sayılar rahatlasın. Şurayı 4 diyelim. Şuraya da 3 dersem ne oldu bu sayılar? Şöyle oldu. Bu tarafa doğru 3i kare bölü 12 de bu tarafa doğru 4i kare bölü 12 de o zaman bunların bileşkesi 3, 4 dik olduğuna göre 5i kare bölü 12 D'ydi F1 kuvvetiniz. Böylece F1'i buldum. Sıra geldi F2'ye. M teli sistemden çıkartırsa diyor. Yani şu direkt gitti mi? Yani ikinci durumda ne olacak bir anda? Bu ve bu kalıyor. İ kare bölü 3 de 2 i kare bölü 3 d'den o zaman bunlar gidecek. Sağ tarafa doğru sadece i kare bölü 3 d kaldı mı? Bu da F2 kuvvetiymiş. Hadi bakalım F1'in F2 oranı sorulmuş. Bu iş bitti artık. Ne oldu? Bileşkemiz önce 5 i kare bölü 12 d bölü i kare bölü 3 de. İ kareler ve d'ler giderse buradan bir 5'e 12, 3 de yukarıya gelince 15'e 12. Sadeleştirdik 5'e 4 diye cevabı da bulmuş olduk arkadaşlar. Gayet temiz işlemdi. Evet. Arada bir karşılaşabileceğiniz bir bilgi arkadaşlar. Bir kenarı 20 santimetre olan kare sarımlara sahip elektrik motorundan 5 amperlik akım geçiyormuş. Bakın bir kare sarımlı bir motor. Her bir kenarı 20 santimetreymiş. Ve üzerinden de ne yapıyor? 5 amperlik akım geçiyor ve 20 tesla büyüklüğündeki bir ortama konuluyor. Örneğin nokta biçimli bir manyetik alan olduğunu düşünerek konuşalım. B'nin değeri de ne kadarmış? 20 tesla. Buna göre oluşan motorun kazandığı tork ne olur? İşte burada torku sorarlarsa aklınıza gelecek olan şey. Normalde B çarpı I çarpı bir de bu işin içine alan geliyor arkadaşlar. Yani yazarsak B 20 akım 5 alan. İşte burayı metreye çevireceğiz arkadaşlar. Burası 0,2 metre. Burası da 0,2 metre ise alanımız 0,04 metrekare. Yani 100 çarpı 0,04 ise arayacağımız cevap 4 Nm'lik bir tork elde edeceğiz arkadaşlar. Arada bir göreceğiniz bir soru tipi. Gene benzer nitelikte bir soru. Sayfa düzleminde ve y ekseni etrafında dönen kare şeklindeki tel çerçevenin alanı A kadarmış. Bakın alanını bu sefer vermişler A diye. Buna göre B manyetik alanı içinde telden I şiddetinde akım geçerse tork neydi? Bakın onu söylemiştik zaten. B çarpı I çarpı alan da hatırlıyorsanız. O zaman iş bitti bakın. B akım ne kadarmış zaten I. Alan da direkt cevap bir A diye C şıkkındaki gibi de bulacağız arkadaşlar. Evet, yüklü tellerin birbirine uygulamış olduğu torklar, kuvvetleri de tanıştık arkadaşlar. Üçüncü sırada da tabii ki yüklü tanecikler gelecek. Görüşmek üzere orada. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.